Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Diyarbakır Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanları olarak sizlerin huzurunuza çıktık. Öncelikle katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'daki tüm reel sektörün tarım, tüccar, esnaf, sanayicinin tamamen temsilcileriyiz burada. Bu açıklamayı bu çerçevede yapıyoruz öncelikle. Evet, basınımızın çok değerli temsilcileri, ben de sizleri Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Birliği adına en derin saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ben metne geçmeden önce bir iki noktaya değinmek istiyorum. Arkadaşlarımız gerçi detay olarak ifade ettiler kentteki çalışmalarımızı, bu süreçle ilgili, yapılanlarla ilgili. Ancak biliyorsunuz büyük bir kesimi temsil ediyoruz. Kentin hem ekonomisinde hem İslam'ında büyük bir rol almaktayız. Ticaret odamız gibi, OSB'miz gibi, borsamız gibi. Tarımda çalışan emekçilerimiz gibi. İşleri Bakanlığımızın kararıyla kapatılan iş yerlerimizle ilgili bugüne kadar alınması gereken tedbirleri biz bütün sorunlarımızı ivedi bir şekilde çözüme noktasında pandemi kurulunda tartıştık Sayın Valimizin öncülüğünde. Tabii ki yine Mevlüt Başkanımız da ifade ettiler. Gerçekten Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bu çalışma neticesinde özellikle esnaf ve sanatkarımızın yanında sigortası olarak çalışan yaklaşık 10 binin üzerinde işçilerimize Sayın Valimiz birçok projeyi askıya alarak Büyükşehir Belediyesi'nin projesini oradan bir nakdi ödeme yapma sözü sağ olsunlar verdiler. O listelerimizi hem ticaret odamız hem bizler şu anda ilgili kaymakamlıklara ulaştırdık. Bunların sonucunda yanılmıyorsam bir hafta içerisinde ödemeler başlanacaktır. Bu konuda da ben dediğim gibi örnek bir çalışma. Yine özellikle sokağa çıkma yasağı süreci içerisinde gıda sektöründe çalışan marketlerimiz, bakkallarımız ve özellikle fırınlarımız aktif bir şekilde çalışırlar. Hiçbir sorun yaşanmadan tabii ki ufak tefek eksiklerin dışında denetimlerimiz devam etti. Bu süreç içerisinde bu bir şekilde de devam edecektir. Biz inanıyoruz ki en kısa süreçte biz bu süreci en hafif şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Basına ve kamuoyuna. Covid-19 virüsü Çin'de başlayarak hızla dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve bu tehlikeyi yayınlamaya dünya kamuoyunun dikkatini çekerek pandemi salgını ilan etti. Salgın ile mücadele konusunda gerekli tedbirlerin alınması çağrısına rağmen virüsün yayılması her geçen gün artarak devam etmekte. Alınması gereken tedbirler ve çözümlere ilişkin araştırmalar hız kesmeden sürdürülmektedir. Ülkemizde salgın ile mücadele tedbirleri virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana büyük bir titizlikte ve başarıyla uygulanmaktadır. Bu süreçte Diyarbakır'daki tüm kamu, yerel yönetimler ve biz sivil toplum örgütleri çok sıkı işbirliği ile yoğun bir çaba içerisinde bulunduk. El birliğiyle hem insan sağlığını korumak hem de ticari yaşamı canlı tutabilme gayretinde bulunduk. Diyarbakır halkına zamanında ve doğru bilgiyi verebilmek, süreçte yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu minimize etmek, özel sektörün taleplerini en üst düzeyde karşılayabilmek, alınacak tüm tedbirlerin kesintisiz uygulamak için İl Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında ve koordinasyonunda tam uyum içerisinde çalışmalarımız yürütülmektedir. Diyarbakır'da her yerde salgının kontrol altına alınabilmesi oldukça zor ve meşakkatli bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bu mücadelede koordinasyonun sağlanması, hükümetimizce alınacak tedbirlerin ilimizde kesintisiz ve harfiyen uygulanması, sokağa çıkma yasağı sürecinin çok iyi yönetilerek kent halkının tüm ihtiyaçlarının süratle karşılanması kuşkusuz iyi bir yönetim anlayışıyla mümkün olabildi. Mülki idareler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve diğer kent bileşenlerin eş güdümlü ve koordineli bir çalışma içerisinde hareket etmeleri salgın ile mücadele başarı oranını yükseltti. Bu başarının yakalanması İl Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'nun kente ilişkin alınacak bütün kararlarda kamu, özel sektör ve biz sivil toplum örgütü temsilcileriyle sürekli istişarede bulunması bizleri karar sürecinde
katması ve halkımızın ihtiyaç ve taleplerine hızlı ve etkin çözümler üretmesiyle mümkün olabildi. Sayın Valimiz uygulama alanındaki aktif ve etkin bir liderlik sergileyerek valilik ve büyükşehir imkan ve kabiliyetleri tam koordinasyon içerisinde kullanmaktadır. Kent halkının bu süreçten en az zararla çıkması için gerekli temizlik ve hijyen temininde sağlık çalışanlarımızın çalışma, ulaşım, barınma ve lojistik taleplerinin karşılanmasına, sokağa çıkma yasağının uygulanmasından sanayi üretimi, tarımsal üretim faaliyetleri ve tedarik zincirlerinin aksamadan çalışmasına kadar her alanda Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilimiz Sayın Güzeloğlu'nun büyük bir sorumluluk ve başarı ile hizmet vermektedir. Özellikle yaşanan bu süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kesimler ve ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar bir can suyu oldu. Bu vesileyle biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri temsilcileri olarak İl Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na bu süreçteki liderlik ve gerçekleştirdiği hizmetler için şehrimiz adına içtenlikle teşekkür ediyor. Sağlık çalışanı kahramanlarımıza ve tüm kamu görevlilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Diyarbakır Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanlığı. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.